Hepimiz aynı anda konuşmayı deneyebilir miyiz ama birbirimizi duymaya çalışarak? Başlayalım. Seslerimiz biraz yükselebilir mi acaba? Biraz daha yüksek sesle konuşabiliriz bence. Acı. İçeride biraz yükselebilir miyiz? Biraz daha ses lazım. Güç. Daha fazlasını söyleyebilir miyiz acaba? Öfke. Daha yüksek söyleyelim hadi. Karanlık. Yorduk. Kırmızı. Yaşam. Kral mıyım? Richard, bir eski zaman hikayesi. Aslında insanın kötülüğünün aranması, resmedilmesi. İnsanın kötülüğünün sınırsızlığının gösterimi. Devam, 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 devam. Birazdan ayağa kalkacağız. Şimdi ayağa kalkacağız. Hazır olun. Gözlerinizi kapatın. Yavaşça kalkıyoruz. Birbirinizden güç alın. Sımsıkı tutun elinizi. Aferin size. Aferin size. Laflarımızı söylemeye devam edelim. Üçüncü Richard karakteri tarihte yaşamış Richard Gloucester kişisinin tahta geçtikten sonra aldığı isim. Kendisi yani gerçekten adından da söz ettirmiş. İngiltere tarihine büyük bir isim olmuş biri. Saf bir kötülük üzerinden giden bir karakter ama o dönemin Richard Gloucester'ının şu an günümüzde birçok evrensel bir kişilikte karşılığının olduğunu görmek beni çok heyecanlandırmıştı. Çok duygusal, çok fevri şeyleri de var. Sadece hırsa bürünmüş bir karakter değil. İnsanların kötü olmadan önce Richard için de geçerli, bu aslında bütün karakterler için de geçerli olan bir şey. Kötü olmadan önce başlarına gelenler ve o kötülüğün, ikiyüzlülüğün sonucunda zaman içerisinde kendi sonlarını getireceklerini fark etmeden hareket eden bir devinim var, bir süreç var. Yüzyıllar önce insanlar ne hissediyorsa biz yine aynı duyguları, aynı hisleri hissediyoruz. Hırs ve öfke birleştiği zaman insanın yapamayacağı şey yoktur bence. Ve bu oyunda da fazlasıyla hırs ve öfke var. Kötüler her zaman kaybeder değil ama kötüler kazansa da kaybetmeye mahkumdur. Çünkü duyguları ölmüştür. Sevgileri ya da pozitif olan duyguları artık tadamazlar. 400 yıl önceden beri bu zamana kadar devam eden hırs ve gücü elinde tutma isteği hala devam ediyor. Shakespeare'in bulduğu şeyler hep bizim ömrümüz boyunca insanoğlunun var olduğu sürece hep olmuş şeyler. Ve belki de bir halk tiyatrosu sahibi olan Shakespeare o halka daha iyi ulaşabilmek için bizim en ilkel, en insani yönlerimizi aramış bulmuş. Ve bu sebeptir ki biz ne kadar medeniyet, çağdaşlık desek de ilkel yönlerimiz, primitif yönlerimizle birlikte 21. yüzyılda dahi Shakespeare güncelliğini korumaya devam ediyor. Daha yükselelim, daha yükselelim, daha yüksek söyleyelim. Daha yüksek söyleyelim, daha. Daha yüksek söyleyelim. Daha yüksek söyleyelim. Yüksek, daha. Hadi yap, söyle. Söyleyelim hepsini hadi. Gördük. Bir Richard ya da bir Shakespeare oyununun sahnelenmesi söz konusu olduğunda en profesyonel oyuncuların bile büyük bir gerilim yaşadığını unutmamalıyız. Çok heyecanlandım. Çok şaşırdım. Mutlu oldum. Çok heyecanlandım. Büyük bir şok geçirdim. Tabii ki de çok heyecanlandırdı. Tereddütlü bir korkuydu. Bizim konservatuvarda Richard oynanacağı zaman gözler büyür. Ben Shakespeare sevmiyorum.
bu aslında ben Shakespeare'i oynayamıyorum, sahnelemek de çok istemem, göstermezseniz iyi olurdur. Sıkıcı olarak bulunur, tam aksi çok zengin, çok olağanüstüdür. Çünkü böyle olmasa, yani sıkıcı olsa gerçekten 1500'den bu tarafa 5-600 yıldır aralıksız oynanmaz. Şimdi başka nereye okuyalım acaba sizin için? Bir bakalım. Aleyhime gelişebilecek durumları önceden görüp ona göre tedbir almak benim için çok önemli. 3, 2, 1. Lordum. Bak erken girdik. Beklet. Muhteşem bir yaza döndü. Yok güneşi sahip. Hanemizin tepesinde dolaşan kara bulutlar. Okyanusun dibine gömüldü. Alnımız zafer taçlarıyla donan. Ve sınıfta zaten kendi aramızda şeyi konuşuyorduk. Acaba hangi oyun gelecek? İşte Türk mü olacak, yabancı mı olacak? Ben kesinlikle yerli yazar olacak diyen taraftım. Hem yabancı olup hem Shakespeare olması şaşırttı. Ama bir o kadar da aslında keyif aldım. Süreçten de keyif aldım. Hem çok katkı sağlayan bir süreç oldu. Shakespeare'le mezun olmak keza çok mutlu etti. Güzeldi. Değil bir kraliçe. Köyden gelme hizmetçi kız bile bu densizlik, küstahlık ve edepsizliğe dayanamaz. İngiltere kraliçesi olmak buysa beni mutlu etmiyor. Sahnede kendimizi daha iyi geliştirebileceğimiz bir alan olduğunu düşünerek çok mutlu olmuştum ilk başta. Klasik bir yazar ve şu ana kadar geçerli olan, yani yüzyıllardır geçerli olan duyguları, kavramları ele alıyor ve bunları çok güzel bir şekilde işliyor. Shakespeare'in kendi ağır dilinin üstüne gitmek bir oyuncu adayı olarak beni daha çok heveslendirdi bu oyunu oynamak için. Kim gönderdi sizi? Burada işiniz ne? Benimkiler unutulmuyor ama. Karede kocam Henry'i öldürdü. Zor. Oyunların her biri teker teker birbirinden zor. Sınıfımızın birbirine olan güveni gayet iyiydi bu konuda. Altından kalkarız dedik. Zor ama başarabiliriz dedik. Ve birbirimize güvenerek bu yola kadar geldik. Bir önceki dönemin oyunculuk finalinde Lady Anne oynamıştım ve tekrar mı Lady Anne oynayacağım gibi bir korku olmuştu içimde. Tabii ki yönetmenimizin istediği Lady Anne'le kendi oynadığım Lady Anne arasında çok fark vardı. İkimiz başka taraflardan bakıyorduk role. Bu süreçte gerçekten çok yorulduk. Ama sınıf arkadaşlarımla birlikte sahnede olmak bana çok mutluluk verdi yani. Onlarla ilk kez sahneye çıkabilme deneyimini yaşadım çünkü. Siz böyle yükselendikçe daha da kötüye gidiyor durum. Onun için Tanrı aşkına biraz sakin olun. Majestelerime güler yüz gösterip içini ferahlatın. Konservatuvarda bu oyunun oynanması tabii ki bir kuşkuya yer veriyor her zaman. Bunun altından kalkabilecek rejisörümüzün olması, bunun bir okul oyununun olduğunu bilincine vararak nasıl bir çalışma ve disiplin içerisine gireceğimize dair kuşkularımız ve sorularımız olsa da süreç içerisinde bu kuşkularımız ve sorunlarımızın hepsi halloldu ve iyi bir oyun çıkardığımızı ve yapmış oldukları rejiyle güzel bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyoruz. En iyi şekilde nasıl oynarız dedik. İnsanların günlük yaşamından, hareketlerinden, davranışlarından bazı şeyleri gözlemledik ve onlara en iyi hitap edecek şekilde oyunu çekmeye karar verdik. Birçok kişiye de bunu anlatabildiğimizi düşünüyorum. Zor mu? Zor, evet. Karışık mı? Fazlasıyla karışık. Ama anlaşıldığında gerçekten evet ya aslında o zamanla bu zaman arasında hiçbir fark yok denilebilecek bir oyun. Yanımızdan ayrılıyoruz. Bir kelime daha edersem Tanrı belamı versin. Shakespeare'i Shakespeare yapan o dönemin sorunlarıyla değil, günümüzde dil, din, ırk, ülke ayrımı olmaksızın birçok konuya değindiği için şu an günümüzde de Shakespeare zaten. Çok ağır bir dil olarak gözüküyor ama gerçekten bizi aslında çok rahatlatan bir yol Shakespeare'in cümleleri. Sayın Lord'um, bu konuda bir şey söylemeden acele etme, bir yutkun güzelce. Evet, Sayın Lord'undan tekrar girelim lütfen. Sayın Lord'um, bu konuda bir şey söylemeden önce lütfen bir dakika çıkıp nefes alayım. Dönünce size cevabımı söylerim. Uyanıyor. Vicdanım nerede? O kötü işi kimin için yaptın? Ev
Edward için, abim için, onun için. Yani bu sahne özelinde yine konuşmamız gereken şey sessizlik. Bu süreçte bizim yaşadığımız serüven 1,5 aylık bir süreç. Aslında çok da kısa bir süreç. Bir dezavantajlı durumumuz ne yazık ki pandemi süreci öğrencilerimizdi. Ama olağanüstü bir gayretle, olağanüstü bir adanmayla, olağanüstü bir romantizmle diyelim işin içinde var olmaya çalıştılar. Oyunu okuduğumuzda aslında günümüzde de birçok şeye değindiğini, birçok konuya değindiğini ve günümüzde çok bağlı olduğunu düşündük oyunun. Karakteri okuma provasında çıkartılabileceğini söylemişti Cebrail Hoca. Daha sonra tek tek işte rollerimiz dağıtıldı. Denedik, rolleri bulmaya çalıştık. Masa başında evet hem nitelikli hem de uzun bir vakit geçirdik. Provalara başladıkça, okuma provalarına giriştikçe benim yine alıştığımın aksine bir prova süreci oldu. Çünkü hoca daha çok bizden çıkacak samimi duyguların ve bunların gerçekçiliğiyle ilgileniyordu. Genelde duygusal egzersizler yaptık cümleler üzerinde. Tek tek her bir karakterin iç durumlarına, iç dünyasına dönmeye çalıştık, bakmaya çalıştık. Duygularına, o anki durumda ne hissettiklerine bakmaya çalıştık. İşte hareketleri üzerine, nasıl davranacağı üzerine doğaçlamalar yaptık. Konsantrasyonumuzu sağlayıp Shakespeare'in usta diliyle biraz cebelleştik açıkçası. Normal hayatımda çok sevecen ve gülen yüzlü bir insanımdır. Ama kendime karşı çok ters bir karakteri canlandırmaya çalıştığımda gerçekten çok fazla efor sarf etmem gerektiğini hissettim ve ona göre çalışmaya özen gösterdim. Sadece bir şeyi iyi oynamak, iyi canlandırmak değil, kendimle tanıştığım bir maceraydı. Bunların hepsi bir arada gerçekten yemesi zor bir çorbaydı benim için ama çok da lezzetliydi. O korkunç! Marş marş! Gitti! Dansa çağrı geldi yerine. Sert bakışlı savaşın yüzü yumuşadı. Zırhlı atların sırtına binin. Askerlerin ödünü patlatmayı bıraktı. Lavtadın aşk nameleri eşliğinde. Salına salına bir kadının yatak odasına yollanıyor şimdi. Sadece gözlerimiz anlatıyor karşıya. Şu kaldırmayı yaptığımız anda kayboluyoruz. Hayır, böyle kalacak ki göze dolmasın. Buradan anlat. Buckingham, sence bu doğru bir şey mi? Ben kral mıyım? Yok, değilim galiba. Ama bak orada kalmaya aynen devam ediyoruz. Ancak bilin ki bu dileğimizi kabul etseniz de etmeseniz de abinizin oğlu asla kralımız olmayacak. Çünkü tahta onun yerine başkasını geçireceğiz. Sahne tasarımı anlamında da bizim seyirciyi oyunun içerisine çekebilmek için o görseli yaratmamız gerekiyor. O dünyaya odak noktası olarak o yapılan işe onları alabilmek adına mutlaka bir takım kullandığımız işte ışık, ses, işte dekor, kostüm, makyaj gibi bir takım etkenler var yardımcı olan. Oyunculuk okumak sadece bence sahne ışığı altında durmak anlamına gelmemeli. İşin her yanında bulunmak, profesyonel hayata geçtiğimizde özellikle okulda edinirsek bu tecrübeleri, profesyonel hayata geçtiğimizde ışığıydı, sesiydi, dekoruydu, kostümüydü. Çok daha rahat edebileceğini düşünüyorum bir oyuncu adayının. Bana en büyük kattığı şey, prova süreci bir ders niteliğinde geçti aslında benim için. Bu gözlem yapmak, neyin nasıl olduğunu, bir noktada oyunculuğumu destekleyen faktörler oldu bunlar. Cebrail Hoca'nın yapmak istediği burada klasik Shakespeare oyunu değil, daha modernleştirilmiş ve dark bir temada oyunu koymayı seçti. Ne kuru sarı darı bu darı. Çocuklarımız 20'li yaşlardalar ve hepsi çok gençler ama oyunun istediği karakterler çok görsel olarak onların hani daha fazlasını göstermeleri gereken bir takım durumlar içeriyor. Tabii o karakter çizgilerini ya da işte o oyunun modern görüntüsünü elde edebilmeleri için onlara makyaj anlamında da yardımcı oldum. Evet, ekip olarak beraber çalıştık. Onların hocalarıyım. Onlarla beraber sahne arkasında, sahnenin önüne böyle güzel, değerli bir işi çıkarırken sırt sırta, omuz omuza onların heyecanıyla birlikte olmak benim için de çok heyecanlı.
Çok keyifli bir süreçti. Yani hem öğrencim hem arkadaşlarım oldular diyebilirim. Evet, arkamızı dönelim. Saçını toplamamıştık değil mi? Doğru hatırlıyorum. Şeyde, katilde topladık. Hı-hı. Şu niye böyle öne doğru böyle çıkıyor? Bir tık büyük mü oldu? Genel seyrimiz bu. Çok fazla aşırı makyaj yok. Yani sakin bir renklendirme var. Biz burada tabii çok modern bir yaklaşımla ele aldık. Cebrail Hoca'nın bir yönetmen olarak tercihi bu yönde oldu. Günümüz için biraz uzun. Yani 5 perde, yazımda 200 küsur sayfa, oynama süresiyle aşağı yukarı 3,5-4 saate yaklaşıyor. Biz bunu 2 saat 20 dakikaya kadar indirip 2 perdede sabitlemeye, nihayetlendirmeye çalıştık. Ana öyküyü bozmadan. Teknoloji ilerledikçe, gün geçtikçe insanlara hitap etme de değişiyor. Eski klasik biçimde oynarsak belki daha iyi hitap etmeyebiliriz. Bu oyunu daha iyi nasıl anlatabiliriz diye düşündük. 12 sandalye, bir taht ve bu çerçevenin ortasında gerçekleşen 2 saatlik, 2,5 saatlik bir serüven. Cebrail Hoca kendi reji yaklaşımından bahsedince yani işi biraz daha modern ele alacağını, öyle çok fazla Shakespearean şaşalı dekorları koymayacağını, dümdüz sandalyelerle de, siyah kıyafetlerle de anlatmak istediğini söyleyince rahatladım. Bize daha yakın çeviriyi seçmek önemliydi. Çünkü o İngilizce'de çok farklı anlamlar çıkarken Türkçe'ye çevirdiğimizde buranın insanına daha yakın, daha hitap eden kelimeler kullanmak zorunda kalıyorduk. Cümleleri anladığımız zaman, cümlelerin iç dünyasına baktığımız zaman aslında kendimizden çok şey bulabiliyoruz o cümlelerde. Kurduğumuz dünya da çok modern bir dünya. Klasik bir Shakespeare yorumundan ziyade daha modern bir Richard yorumu var bizde. Bakarsanız 1500'lerden bu tarafa onlarca farklı versiyonu yapılmış. Bizimki de bir biçim arayışı, yeni bir arayışı, yeni bir sahneleme biçimi aslında. İddiasını çok konuşmamak gerekir. Nihai kararı verecek olan seyirci. Bu bir okul oyunu olduğu için elbette imkanlar doğrultusunda sahneleme yapıyoruz. Yine de en profesyonel tiyatroda, en olağanüstü imkanlarla da sanıyorum kişisel olarak reji yaklaşımım yine bu olurdu. Biz Richard'ı sahnelerken konservatuar son sınıf öğrencilerinin eğitimlerini de tamamlamak zorundayız. Aslında burada mesele hem onların bir oyunun çalışma sürecini deneyimlemesi hem de bir rolü baştan sona sahnelemekle ilgili tecrübe kazanması. Başlayalım. Aslında yani Richard'ın bakış açısına baktığımız zaman oyundaki seçilen oyun kişilerinin süreç içerisinde hepsinin Richard'ın yapmış olduğu o planlarla beraber ortadan kalktığını görüyoruz. Bu ortadan kalkış ve yok oluşu simgeleyen aslında iki tane önemli etken var görsel olarak sahnede bize sunulan yönetmenimizin göstermek istediği. Bunlardan bir tanesi kan. Bir diğeri de toprak. Kan dediğimiz zaman zaten hiçbirimizin aklına çok hoş şeyler gelmiyor. Onun o kanlı düşüncelerinin
aklından işte hani seyircinin önünde akıyor olması sahnede. O efekt bize aslında oyundaki o kanlı düşünceleri, o ortadan kaldırışı ve ne kadar da kolay aslında bunu yapışı, kendi vicdanıyla olan o hani ölüm, cinayet, işte insanlarla ilgili hani ne kadar rahat kararlar alabildiğini göstermek adına güzel bir nokta diye düşünüyorum görsel anlamda. Ve de toprak tabii, ikisi birlikte bence oyundaki en çarpıcı, vurucu, hoş görsel elemanlardan diye düşünüyorum. Yerli ruhları ümidini yitir ve geber diyor. Müzik yüksek devam ediyor. Geldik. Bunu gayet aç böyle. Şöyle bir dök. Tamam. Gözlere dikkat. Öne doğru dök. Öne doğru dök. Evet. Gözlerinizi kapatın. Ve bu sahnede kan iyice kuruyana ve kalanlar akana kadar başımız hep aşağıda kalmalı. Ki şu şuralardan, şu kısımlardan akıp gitsin. Bizim istediğimiz şey aslında burada da yaptığımız, fark ettiyseniz akış içinde de müzikler, danslar falan filan da sonunda ortaya gelen 2-3 oyuncuya odaklanıyoruz. Dünyanın en pahalı prodüksiyonlarında da olağanüstü asansörler, efektler, görsel efektler, müthiş ışık numaraları, işte kat kat dekorlar, inen çıkan şeyler falan filan. Sonunda neye gelirsiniz? Oyuncunun bir çift bakışına, bir çift gözüne gelirsiniz ve ne söyleyecek şimdi diye ona bakarsınız. Her şey durur sahne üzerinde yaşayan ve sadece oyuncuya odaklanırız. Bunu kim bilmez? Hatta inkar etmekten de öteye gidebilir. Sizin kazancı bol mevkilere gelmenize yardım edip sonra da... Ben bir şey yapmadım, her türlü parayı hakkıyla kazandım. Da diyebilir. Her şeyi inkar edebilir. Hem de nasıl edebilir? Tanrı aşkına nasıl edebilir? Tanrı aşkına değil. Ama kral aşkına edebilir. Beter ol. İtibarım, mevkiyim, tahtım hepsi benim hakkımda. Shakespeare oynayan bir oyuncu... Onun dışındaki birçok rolü çok rahatlıkla gerçekleştirebilir, yapabilir. Burada hiçbir sorun yaşayacağını düşünmüyoruz. Nedeni de tekniktir. Çünkü Shakespeare karakterleri zannedilenin aksine hiç de sıkıcı değildir. Çok uzun ve telaffuzu zor, söyleyişi zor cümleler vardır. Mesela 2. Richard'ın bir tiradında... İki sayfa içinde 21 tane işaret sıfatı, 18 tane niteleme sıfatı ard arda sıralanır ve 1,5 sayfanın sonunda gelir nokta. Şimdi oyuncu bu iki sayfayı tek nefesle ama anlaşılır biçimde bütün durakları yerine getirerek, bütün trafik ışıklarına uyarak yerine getirmek zorundadır. Çok uzun soluklu cümleler ama içine girdiğimizde kayboluyoruz cümlelerin. Çünkü çok merdivenli. Biz sadece 1-2 tanesini çıkıyoruz. Yani gitmeye kalksak Shakespeare cümlelerinde sadece diksiyonda değil, hikayenin içinde de bir katman var. Ve o gittikçe derinleşiyor. Ve onu anladıktan sonra anlatmak da güçleşiyor. Kendi içinde de bir estetik var. Onu hem kırmadan, hem üzmeden, hem de gerçek ve hakiki ve samimi bir şekilde aktarmak bence çok büyük iş. Kral Hazretleri ki... Size rağmen Tanrı ona uzun ömür versin. Haince iftiralarınızdan fırsat bulup rahat bir nefes alamaz hale gelecek. Kıskanıyorsun. Tanrı bize size muhtaç etmesin. Sizin yüzünüzden kardeşimiz hapsedildi. Ya döktüğün öteki kanlar? İkinizin kanından da değerliydi onlar. Sahnelemede Richard'ı kadın ve erkek olarak aynı anda göstermeye çalıştık. Bu bizim bilinçli tercihimizdi. Başta biraz zor oluyordu çünkü konservatuvarda hiç böyle bir şey denememiştik. Daha yani hele ki Shakespeare oynandığı zaman daha klasik bir üslup seçiliyordu. Kaldı ki burada bedenleri de biz böldük yani sadece üslubu değil. Çünkü iki farklı insan iki farklı anlatım üslubuna sahip. Hele burada bir de cinsiyetler de farklı. Günümüzde kötülük kadın ya da erkek kimliğiyle nitelenmiyor artık. Kötü her yerde kötü. Kadın, erkek, yaşlı, genç. Kötülük her yerde var. Ben şu anda bir erkek rolü oynuyorum ve erkeğe benzemeliyim gibi bir motivasyonum olmadığı, bilerek, istenerek kadın seçildiği düşünüldüğünde aslında ekstra olmadığım bir şey gibi olmaya çalışmadım.
bu yolda... Dolaplar çevirdim, fesatlıklar kurtardım. Niyetim... Olmayacak kehanetler, iftiralar, rüyalarla... Abim Clarence'la kralın arasına ölümcül bir nifak sokmak. Şimdi... Eğer benim iki yüzlü ve hain olduğum kadar Kral Edward da saf ve hakseverse... Başta biraz çekimser oldu yani açıkçası benim için. Yani nasıl olacağını çok bilememiştim ama. Bu karakteri hakkında yazılmış oyunda sürekli erkek olduğunu belirten ve eril bir bakış açısından, bir kere kral diyor zaten, kraliçe denmiyor hiç. Bunu bildiğim için bende de bu ister istemez bir sertlik, bir maskülenite bedenime getirdi. Başlarda dedim acaba böyle yapmamalı mıyım? Kadın seçildiyse özellikle feminen tarafımı göstermeye devam mı etmeliyim? Fakat bu bir süre sonra bu maskülenite bana bir yeni karakter doğurdu ve işin cinsiyet tarafından kopup gelen karakteri sevdim. Hocamız da sevdi, yönetmenimiz de kabul etti ve biz de bu karakter üzerine çalışmaya devam ettik. Sahne üzerinde iki insanın aynı hikayenin içinde ve aynı anlatan oldukları zamanlarda sadece senkronizasyon değil, çok farklı zorluklar da oluyor. Bir kadın olarak hani neye gitmeliyim, ne aramalıyım, ne isteniyor, benden beklenen nedir'in cevabını vermekte zorlanıyordum ama karakter kendi kendini cinsiyetten değil de kötülük motivasyonundan, kendi çıkarları için her şeyi göze alabilecek ve bu uğurda bir sürü kişiyi harcayabilecek bir insanın davranış şekillerini düşünmeye başladığımda bana gelen şey bir yerden sonra tamam cinsiyet önemli değil, bu önemli olan dedirtirdi ve ben onu düşünmeyi bıraktım. Zor oldu ama bence çok güzel oldu. Yani benim için çok keyifli ve geliştiriciydi o. Çok zor bir matematiksel... teknik çalışma gerektirecek kadar uğraştırıyordu bizi. Zaten en başlarda sahne üzerinde duygusal bir alıştırma yapmaktan öte karşılıklı ezberlerimizi akıtarak, bu paylaşımı sağlamlaştırmaya çalışarak uğraşıyorduk. Burada etki içimizde sadece tepkiyi birbirimize veriyoruz. Ve yer yerde o tepkiden birbirimizden beslenebiliyoruz. Zaman zaman mizansen geldiğinde kaymalar oluyordu. Çünkü bir an oluyor, karşı taraf öyle kendini dolduruyor ki cümleye yarım bırakmak istemiyor ve devam etmek isteyen bir taraf da var içimizde. Çünkü o cümlenin bir duygusu var ve onu sürdürmek istiyor. Ama profesyonellik de diğer tarafta galiba. Böyle bir durumda bazen bile isteye replik benim bile olsa karşı tarafa izin verdiğim ve onun o duygusunu yaşamasına alan sağladığım, belki ondan da benim beslendiğim bir döngü olmaya başlıyor. Bir kısmı onda, bir kısmı bende. Benim duygulandığım replik ya da benim belki daha çok duygulanacağım, altına daha çok anı sıkıştırabileceğim cümle ondaysa o zaman ondan alıyorum o duyguyu ya da aynı şekilde o da belki onu hissedebilir. Sahnede gerçekten insanlar birbirlerini tanımaya başlıyor. Yani dışarıda ne kadar yakın arkadaş olursanız olun sahne dinamiği ve sahne partnerliği çok başka bir şey. Özellikle bir rolü aynı kişinin oynadığı durumlarda birbirinizin nefes alış yerlerini, göz kırpma yerlerini bile artık ezberlediğiniz, şu an acaba aklımdan ne geçiyor bile bildiğiniz kadar yakınlık gerektiren rollerde bu çok ayrı bir çalışma ve konsantrasyon istiyor. Sadece sahne üzerinde dramatik bir çalışma da değil, özel hayatınızda da o kişiyi tanımanız bile gerekebiliyor ki oradaki durumu buraya nasıl taşıdığı ile ilgili, o kişiyle ilgili bir fikir sahibi olabilmek için. Günümüzün tiyatro arayışı, sahneleme biçimi, sahneleme serüveni oyuncunun suretindeki ifadede son bulacak. Arayışımız bu. Zaten Shakespeare'in kendisiyle yol yürümek, sanatsal anlamda bir arayışın içine girmekte sıra dışı, olağanüstü, zorlayıcı ve zenginleştirici.